Küçük hanım. Günaydın güzel kızım. Günaydın. Çilek, niye bize öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun yavrum? Hiç. Çilek, o elindeki nedir? Bu mu? Bu vazo. Ben hayatımda hiç böyle bir vazo görmedim. Vazo mu? Çilek, nereden buldun onu? Birazcık benimle içeri gelir misin anne? Seninle konuşmam lazım. Tabii ki. Ah, izninizle. Yani ne ilgisi var bunun? Hem o küre Perihan teyzenin. Canım bizim odamızda ne işi olabilir? Hani dün sana emanet etmişti ya, ilk önce benim odama, sonra seninkine saklamıştık. Çilekçim, sen herhalde bir rüya gördün ve buna inandın. Ya da bana şaka yapıyorsun. Bilmiyorum ama bu yaptığın hiç hoş değil. Hayatım, onu derhal Perihan teyzeye geri vermelisin ve onu nasıl aldığını ona açıklamalısın. Perihan teyze gelsin de gör anne, sor bakalım zaman küresini bize o mu vermiş? Perihan teyze! Perihan teyze! Söyle be düşçü. Ah Perihan teyzeciğim, nihayet gelebildiniz. Biliyor musunuz, Çilek sadece oyun oynamak için gizlice şatonuza girip zaman küresini almış. Ah periler aşkına. Almadım, ben yapmadım. Onu sen verdin Perihan teyze. Anneannem zaman sihri yapmasın diye. Dün olanları hatırlamıyor musun? Hayır. Hayatım, kapıya bakar mısın lütfen? Bakarım tabii. Bir at arabası sesi duydum. Dedem gelmiştir anne. Gece gündüz bizde zaten. Ondan başka kim gelebilir ki? Günaydın. Günaydın baba. Girmez miydiniz? Hazır mısın Yavuz? Hemen hemen hazırım baba. Lütfen otur, Eda sana bir çay koysun. Ah evet, daha yeni demledim, taze taze içmez miydiniz? Çok isterdim ama bir an önce giderim. Atlar bugün biraz huysuzluk ediyor. Tamam, giderim. Hayatım, ceketimi tutar mısın? Tabii. Ah Yavuz, ne diyeceğim? Akşam gereken tavuk almayı unutma, olur mu? Tabii hayatım. Görüşürüz hayatım. Hoşça kal. Hoşça kal Eda. Hoşça kalın babacığım. Lazım. Belki o bana ne olduğunu söyler. Olamaz. Burada da her şey bizim evdeki gibi. Bir tek dedem değişmiş. O da herhalde köpek olduğu için. Merhaba anneanne. Merhaba dede. Aa. Hoş geldin Çilek. Hoş geldin canım torunum benim. Hoş bulduk. Nereden çıktın bakalım böyle? Seninle bir şey konuşmaya geldim. Öyle mi? Söyle bakalım. Nasıl göründüğünü farkında mısın? Tabii farkındayım. Her zamanki gibi çok güzel görünüyorum. Sadece lülelerim biraz uzadı ama o da bana yakışıyor. Evet.